Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün elektronik ortamda ticareti konuşacağız. Tüketici elektroniğinden yapı gereçlerine varınca evdeyin. Birçok segmentte ürün satışını gerçekleştiren online ticaret platformu Amazon Türkiye'nin Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan bizlerle beraber. Hakan Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi konuşacak çok konularımız var. Kasım ayını nasıl geçirdik? E-ticaret sektörü globalde nasıl gidiyor ve Amazon'un Türkiye'deki yatırımlarını soracağım ama öncesinde makro çerçeveyle başlayalım isterim. Tabii. Global tarafa baktığımızda elektronik ortamda ticaret ilk üç çeyreği nasıl geçirdi? Geçtiğimiz yılın aynı dönemini kıyaslayacak olursak eğilim ne işaret ediyor? Şimdi tabii birazcık geriye gidip baktığımızda bir Covid dönemi yaşadık. Covid döneminin e-ticaret üzerine ivmelendirici bir etkisi vardı. Biraz data verecek olursam 2020 yılında e-ticaret pazar segmentinin toptan para kendi hacmine oranı bir yıl evvele göre yüzde dörtlük bir artış gösterdi ve yüzde 13.8'den yüzde 17.8 seviyelerine geldi. O zamanlar merak ediliyordu acaba Covid'den sonra da bu ivme devam edecek mi ve bu ivmenin devam ettiğini de gördük. 2021 yılı, yılında Hakeza yine bu hacim yüzde %18.8'lere çıktı. Bu da 5.2 trilyon Amerikan Doları seviyesinde. Ee, tabii bazı değişiklikler de görüyoruz e-ticaret, ee, e pazar segmentinde. Ee, örneğin e ivmenin çoğu Kuzey Amerika'dan, Asya'dan geliyordu. Şimdi bu başka coğrafyalara da yayıldı. Ve bir örnek verecek olursam, örneğin 2025 yılında, Doğu Avrupa'nın hızının Batı Avrupa'yı geçeceğini öngörüyoruz. Gene bağımsız kuruluşların analizleri önümüzdeki dönemde de örneğin 2022-2025 yılı arasında e-ticaret hacminin yıllık ortalama %10 gibi artacağını gösteriyor. E, tabii biz parakende sektörü içerisindeyiz. Hı hı. Parakende rekabetçi bir sektör. E-ticaret e, bu sektörün içerisine yeni bir kanal oluşturdu, oluşturuyor ve büyüyor. E, ama e, hala parakende sektörünün yüzde %80'i fiziki mağazalar üzerinden devam ediyor. Yani bu bir yandan e-ticaret sektörünün önündeki e, daha büyük avantajları gösteriyor. Bir yandan da müşterilere yeni kanallar oluşturuyor. Fiziki mağazalar hala var, e-ticaret kanalı var. Hibrit oluşumlar ortaya çıktı. Yani müşteriler online'dan alışveriş yapıp fiziki mağazalardan teslim evet. alabiliyorlar. İşte iadelerini yapabiliyorlar. Müşterilerimiz açısından son derece olumlu gelişmeler. Peki diğer yanda Amazon 5 yıldan beri Türkiye'de. 5 yıllık süreçte büyümesi ne oldu Amazon'un? Ve özellikle hangi alanlarda faaliyet gösteriyor Amazon Türkiye? Biz dediğim gibi perakende sektöründe hı hı. faaliyet gösteren bir şirketiz. Amazon Türkiye mağazasına müşterilerimiz Amazon.com.tr uygulamasından, web sitesinden ulaşabiliyorlar. Bunun yanında bir de Prime programımız var. Prime programı içerisinde müşterilerimiz bedava hızlı teslimat opsiyonuna ulaşabiliyorlar. Prime video var, diziler, filmler, belgeseller, oyun içerikleri var. Bir de Türkiye'de operasyonlarımız var. Bir yeni bir lojistik merkezi hayata geçirdik. Müşterilerimize sunduğumuz ürünleri depoladığımız ve müşteri siparişlerini hazırladığımız merkezler buralar. Biz Eylül 2018'de Amazon Amazon.com.tr'yi Türk müşterilerinin hizmetine açmıştık. Büyümemizden son derece memnunuz ve özellikle müşterilerimizin ve satıcı ortaklarımızın ilgisinden de çok memnunuz. Bizim mağazamızda hem Amazon'un sattığı ürünler var, hem de satıcı ortaklarımızın hı hı. sattığı ürünler de mevcut. Evet, Covid dönemini yaşadık. Covid dönemi bizi de talep noktasında farklı seviyelere getirdi. Ama bizim bir prensibimiz var. Ülkeden bağımsız, müşteri profilinden zamandan bağımsız en geniş üzüm yelpazesini en uygun rekabetçi fiyatlarla en hızlı müşterilerimize ulaştırma. Türkiye'de de aynı prensiple çalışmaya devam Şimdi ediyoruz. Şimdi Türkiye Lojistik Merkezi'ni bu yatırımı hayata evet. geçirdiniz yazın. Bu yatırımın büyüklüğü ne kadardı ve özellikle bu yatır lojistik merkezinden ağırlıklı hangi bölgelere çalışma faaliyet gösteriliyor? E, bu 100 milyon doların üzerinde e, bir yatırımı gerçekleştiğimiz, gerçekleştirdiğimiz bir tesis e, İstanbul Tuzla'da 61 bin metrekare üzerine kurulu. E, Tuzla lojistik olarak son derece uygun bir lokasyon hem İstanbul'a yakın hem diğer büyük şehirlere hem de e, Türkiye'nin her yerine bağlayan bizi bağlayan yollara Türkiye'nin her yerine buradan hizmet ediyoruz. Neden bu lojistik merkezine bu yatırımı yaptık? Öncelikle artan talebi, müşteri taleplerini karşılamak için. Bir yandan da satıcılardan bahsettim. Satıcılar bizim için çok önemli. Onlara da daha üst düzey bir hizmet seviyesi sağlamak için. Amazon'da lojistik merkezleri çok önemli. Geçmişte Amazon'un büyümesine baktığınızda, Lojistik altyapısının, operasyonel altyapının büyümesiyle paralel olduğunu görürsünüz. 400 tane lojistik merkezi var dünyada Amazon'un. Türkiye'deki merkezimizde oraya entegre, aynı standartlarda, aynı süreçleri takip ederek, aynı teknolojileri kullanarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ve Türkiye'deki en büyük iş ortağınız da küçük ve orta boy işletmeler. Türkiye'de kaç kobiye ulaştınız? Bu anlamda kaç kobiyle işbirliği gerçekleştiriyorsunuz evet. ve çok önemli de çünkü kobilerin ihracat yurt dışına açılmasında önemli bir aracı platformsunuz. Dolayısıyla bu kobilerin büyümesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne kadarlık bir ihracat gerçekleştirdi kobiler Amazon üzerinde? Evet, COBİ'ler bizim için çok önemli. Ülkemiz için çok önemli aslında. COBİ'ler gayri safi milli hasılaya büyük katkıda bulunuyorlar. Esneklikleri önemli, inovasyon kabili kabiliyetleri, istihdamları. Biz de onlara sürekli destek veriyoruz. 2022 yılında 45 bin COBİ, Türk COBİ'si satıcı Amazon kanallarından aktive bir şekilde satış gerçekleştirdi. Bu bir yıl evveline göre yüzde %50'nin üzerinde bir artış demek. İhracat tarafında da önemli bir katkıda bulundular. 2022 yılında 500 milyon euroluk bir ihracat gene Amazon mağazaları üzerinden Türk Kobileri tarafından gerçekleştirildi. Kobilerin artış profiline baktığımızda da son derece sevindirici gelişmeler olduğunu görüyoruz. Örneğin, Doğu Anadolu bölgesindeki kobilerin artış hızı şu anda bütün bölgeler içerisinde birinci sırada yüzde yüz dörtlük bir artış olmuş. Doğu Anadolu değil? Doğu mi? Doğu Anadolu bölgesi hı hı, birinci sırada. İkinci sırada da Güney Doğu Anadolu var. Üçüncü sırada Karadeniz var. Hep alıştık İstanbul Marmara evet. bölgesi gibi diğer bölgelerden de kobilerin artışı bizim için sevindirici. Hakeza ihracatta da Doğu Anadolu bölgesi birinci sırada. Onu Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesi takip etmiş. E, kobilere desteğimi sürüyor. E, bir yandan eğitim faaliyetleri, bir yandan başka projeler gibi. E, i̇ki önemli programdan bahsetmek isterim. Birisi gene ihracatla alakalı. E, şöyle ki bir Türk kobisi eğer Amazon üzerinde e, satış yapmak isterse tek bir hesaptan Amazon'un operasyonlarının olduğu 22 ülke üzerinde faaliyet gösterebiliyor. Önümüzdeki yıl bu 23 olacak Güney Afrika'nın eklenmesiyle. Yani şöyle bir örnek verecek olursam bir kobi Almanya'daki bir tesisimize ürünlerini koydu. Bir bakar ki bu ürünler İngiltere'de satılmış, İspanya'da, İtalya'da satılmış. Yani yüz milyonlarca ...müşteriye hitap etme imkanı sağlıyorlar. Gene bunu destekleyen bir programımız daha var. Fulfillment by Amazon diyoruz, FBA, Amazon Logistic. Yani diyelim ki küçük bir satıcısınız, bir dükkanınız dahi yok... ...evinizden veya bir bürodan <gülüyor> <gülüyor> faaliyet gösteriyorsunuz ama bir ürününüz var. Bunu bir Amazon deposuna koyabilirsiniz Türkiye'de veya yurt dışında. Amazon o ürünleri depolar, sipariş olduğunda müşterilere teslim eder müşteri hizmetleri fonksiyonunu sizin için yönetir 7/24 geri iadeleri yönetir yani siz sadece işinizi büyütmeye konsantre olursunuz bu da ne demek çok büyük bir firmayla ile çok küçük bir firmanın operasyonel kabiliyetlerinin eşitlenmesi COBİ'ler için bu bizim açımızdan çok büyük bir avantaj evet küçük ve orta boy işletmelerin dediğiniz gibi yurt dışına açılımda birçok operasyonel faaliyetlerin evet. büyük şirketlerde elde ettikleri avantajları sağlayabil o, olmaları. Peki kaç kobiye ulaştınız bu yıl itibarıyla? Ee, 45 bin kobiye ulaştık. Kobi ulaşıldı evet. ve yine ağırlıklı Doğu Anadolu artışı en yüksek sağlayan artışı değil en, mi bölgelerimiz evet, alıyor. Evet. E, kobilerin içerisinde şey bir ayrım yapılabiliyor mu hani hangi ürün segmentlerinde satışlar daha çok artıyor bunu gözlemlediğinizde ee, araştırıldı mı her ürün segmentinde Hı -hı. satışlar var tekstil ürünlerinden tutun ev e, aletleri e, giyim oyuncak e, biliyorsunuz Amazon zaten öyle bir mağaza her türlü ürünün bulunabildiği bir mağaza e, bu noktada da zaten destekleyici Herhangi bir ürününüz varsa çok büyük bir ihtimalle bu Amazon üzerinde satılabilir durumdadır. Peki genelde Amazon Türkiye'de en çok hangi ürün segmentlerinin satışı daha hızlı oluyor? Ee, tabii Amazon biliyorsunuz e, kitapla başlamış serüvenine. Evet. E, kitap bizim için önemli. E, kitaplar e, çok fazla sattığımız e, ürünler. E, yine her türlü ev ihtiyacı, elektronik. E, mobil, e, yani aklınıza aslında ne gelirse mağazamızda mevcut. Peki bu yatırımın arkasında ne kadarlık bir iş gücü sağlıyorsunuz? Gelecek yıl ne kadarlık bir iş gücü alımı yapacaksınız? Bu evet. özellikle iş gücüne dair politikalarınız ve yatırım planlarınızı da almak isterim Hakan Bey. Biz 2018 yılında 50 kişilik bir ekiple Amazon Türkiye'yi başlattık. Tamamen bir startup up yapısıyla. Aslında o yapımız hala devam ediyor ama daha büyük bir ekibimiz var. 1000 kişiyi aşkın tam zamanlı çalışanımız var. Lojistik merkezimizde de direkt ve endirekt rollerde 800'ü aşkın çalışanımız var şu anda. Gene bizim önemli bir özelliğimiz çok fazla farklı roller barındırmamız. Lojistik merkezimizde 60'tan fazla rol var, farklı rol. Yani insan kaynakları uzmanları, finans uzmanları, satın alma uzmanları, operasyon yöneticileri, otomasyon uzmanları ve tabii ki müşterilerimizin siparişlerini hazırlayan operasyon ekibimiz Bizim liderlik prensiplerimiz son derece önem verdiğimiz bir prensip grubu ve bunun içerisinde bir de dünyanın en iyi işvereni olma doğrultusunda çalış prensibi var. Nedir bizim için? Birinci sırada tabii hem güvenli hem de modern tesisler oluşturmak. Çalışanlarımızın kendilerini rahat hissetmesi, fikirlerinin dinlenmesi, Kariyer imkanları, eğitim imkanları bulması gibi ee, her yaştan, kariyerinin her noktasında, her profilden e, kişilerin e, Amazon Türkiye'de bir rol bulabileceğini düşünüyoruz. Özellikle şimdi şunu da merak ettim, başta yapay zeka olmak e, o üzere, veri analistleri. E, yeni nesil iş gücüne talepte hangi birimlerde daha çok artış gözlemliyorsunuz, hangi birimlerde daha çok ihtiyaç var? Tabii Amazon da bir yandan da bir teknoloji firması. Teknolojik bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz öne çıkıyor. Örneğin 25 yıldır yapay zeka ve makina öğrenimi üzerine çalışan bir firma Amazon. Bu teknolojilere biz kolaboratif teknolojiyiz yani işbirlikçi teknolojiler diyoruz. Örneğin bir örnek vermem gerekirse e, lojistik merkezimizde kullandığımız e, robotlar. E, bu robotlar insanlarla beraber çalışıyor ve hmm. insanların hayatını kolaylaştırma amacını güdüyor. nedir? E, i̇şleri daha basitleştirici, daha verimi arttırıcı ve güvenliği de sağlayıcı. E, tekrarlanan hareketleri yapmaları, uzun mesafe yürüyüşleri, engellemeleri işte ağırlık kaldırmadaki e, destekleri gibi. Ee, otomasyona biz böyle bakıyoruz. Ee, ve o taraf da yeni iş olanakları oluşturdu. Ee, şimdi robot tarafında Amazon'da binlerce çalışan var. Ee, hem ürün geliştiren, hem sistem geliştiren, hem onların e, bakımlarını yapan. Ee, yine yapay zeka da öyle. Ee, Amazon'un uzman olduğu bir alan. Ee, iki alana konsantre oluyoruz. Yapay hı hı. zekada da ekiplerimiz o alanlarda çalışıyor. Birisi, birincisi müşteri deneyiminin iyileştirilmesi. Orada neler yapıyorsunuz? Özellikle evet. çünkü sizin için en değerli geri dönüşü müşterinin memnuniyeti ve müşterinin almış olduğu deneyim. Bu deneyimde evet. daha kusursuzluğa gitme yolunda yapay zekadan nasıl yararlanıyorsunuz? Öncelikle alışveriş deneyimini kişiselleştirmeye çalışıyoruz. Yani örneğin sizin ilgi alanlarınıza göre size fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Veya örneğin ee, sahte yorumlar var, değil mi bir ürünün hı -hı, altında? Hı. Yapay zeka üzerinden onları tespit etmeye, ayıklamaya çalışıyoruz. Ee, veya hasarlı bir ürün e, depomuzda, e, bu size ulaşmadan onu tespit edip doğru ürünü göndermeye çalışıyoruz. Yani yaptığımız sizin e, bizle olan deneyiminizi yapay zeka ve sahip olduğumuz bilgiyi kullanarak iyileştirme. Bir de bunun e, sipariş e, oluşturma, siparişi yapma kısmı var. E, bizim lojistik merkezlerimiz milyonlarca ürünün, binlerce, on binlerce değişik ürünün e, var olduğu tesisler e, ve çok hızlı bir şekilde sizin siparişlerinizi hazırlamakla yükümlüyüz. Ve birçok parametre var. İş gücü, dönemsellik, gün içindeki değişkenler, nakliye tarafı, ürünler ve onların lokasyonları Yapay Zeka veya e, makine öğrenimi işte burada yardımcı oluyor bize ve işi o işi daha verimli ve hızlı bir şekilde yapmamızı sağlıyor şimdi büyük bir operasyon süreci var on binlerce ürün dediniz e, normal dönemlerden hani geçtiğimiz Kasım ayı gibi değil normal rutin dönemlerde günde ne kadarlık bir sevkiyat gerçekleşiyor ve depoda evet. yaklaşık kaç çeşit ürün var diye sorsam ya çok ee, değişken bir rakam evet. bu. Ama e, yani çok kabaca milyonlarca ürün var her depomuzda. E, çok büyük depolarımız da var bizim. Çok büyük lojistik merkezlerimiz de var. E, ve ürün çeşidi de yüz binler seviyesinde. E, tabii buna satıcılarımızın katkısı da e, çok önemli. Amazon'un sattığı her e, yüz ürünün 60'ı satıcılarımıza ait. Demin konuştuğumuz desteklediğimiz evet. Kobiler e, ve üçüncü şahıs satıcılara ait. Onların da ürün seçkisine katkısı e, yatsınamaz bizim için son derece önemli. Ve diğer yanda Kasım ayı. Bu Kasım ayını geçtiğimiz yılın Kasım aylarıyla karşılaştırıyor olsak e, nasıl geçirdiniz? Ee, bizim bir e, kampanya dönemimiz vardı. 17-30 Kasım arası e, gülümseten Kasım kampanyası. Çok yoğun bir dönemde hem müşterilerimizin hem satıcılarımızın ilgisinden son derece memnunuz. Ekiplerimiz çok çalıştı. Çok çalışırken onların bir yandan da eğlenebilmesini sağladık. O dönemi arkamızda bıraktık pozitif bir şekilde. Şimdi yeni bir döneme hazırlanıyoruz. 12-25 Aralık tarihleri arasında da yılın son fırsatları diye bir dönemimiz olacak. Tabii değişiyor ne kadar ürün sevk ettiğimiz, ne kadar sipariş yaptığımız ama demin de bahsettiğim gibi on binlerce, yüz binlerce diyerek herhalde boyutu tanımlamış olurum. Ve diğer tarafta şimdi şey söylediniz Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Amazon'un ağırlık operasyon sürecinde kobilerin kobi anlamında artışın yaşandığı bölgeler. Maalesef bir deprem gerçeği de yaşadık o dönemde siz orada ne gibi çalışmalar yaptınız etkilenen COBİ'lere yönelik, bölge halkına yönelik? Amazon sahip olduğu hareket kabiliyetini, lojistik ve operasyon altyapısını içinde bulunduğu topluluklara, onların gelişmesine, güçlenmesine konsantre eden bir firma. Hep öyle oldu. Türkiye'de de öyle oldu. Son 5 yılda birçok proje yaptık. Ee, Tabi deprem felaketi hepimizi e, derinden yaraladı ve e, ilk saatlerinden itibaren neler yapabiliriz düşünmeye başladık. E, Tabi ilk e, günlerde e, elzem olan acil ihtiyaç e, malzemelerinin o bölgeye ulaştırılmasıydı. Biz de sahip olduğumuz lojistik kabiliyeti o yönde kullandık. Ama bir de bizim küresel e, yetkinliklerimiz var. Örneğin Amazon Air var. İki tane Amazon Air uçağını Birini Amerika Birleşik Devletleri'nden birisini Avrupa'dan Türkiye'ye getirdik. Gene yardım malzemelerinin sevkiyatı için. 16 tane Amazon mağazasını bağış için açtık. Yani Türkiye dışındaki müşterilerimiz bölgeye bağış yapabildi. Maddi destekte bulunduk. 600 bin dolarlık bir STK desteğinde bulunduk. Bizim için belki en önemli desteklerden birisi de bir Amazon gönüllü ekibini sahaya gönderdik. Osmaniye'ye uzman ekibi. Bir ay sürece 5 Osmaniye Yardım Merkezi'nde bu ekibimiz destekte bulundu. Yeni bir projemiz var bir de. Tabi geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki depremin oluşturduğu yaraları sarmak uzun sürecek. Yeni ihtiyaçlar doğuyor. Bölgedeki paydaşlarla istişarelerimizde şu sonuca vardık. Biz geleceğimizin garantisi çocuklara yatırım yapmalıyız ve bildiğimiz iş noktasında yaparsak da faydalı olur. Bir gülümseten hayaller diye bir proje başlattık. Hatay Serin Yolda bir merkez oluşturuyoruz. Bu merkezde çocuklarımıza, gençlerimize bilgisayar konularında eğitimler verilecek kodlama sistem konuları gibi. Eğitim teknoloji türleri gibi mi olacak? Yani o o gibi hı hı. evet ama bir farklılık da e, psikososyal programlarla birleştireceğiz hı hı. E, yani müzik sanat oyun grupları gibi yani bir yandan bir şeyler öğrenirken çocuklarımız bir yandan da onlara psikolojik olarak destek sağlamış olacağız e, benzer bir projeyi Tuzla'da da yaptık e, bir teknoloji sınıfı açtık gene. Kodlama, makine öğrenimi, üç boyutlu yazılım gibi konularda bu teknoloji sınıflarında çocuklara eğitimler veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum hem sosyal sorumluluk projelerinin hem de... Elektronik ortamda ticaret sektörünün genelini ve yatırımlarını Amazon'un yatırımlarını bizlerle paylaştığınız için diyorum. Bugün Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan bizlerle beraberdi. Böylelikle bir gündem teknolojiyi daha burada noktalarken gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek. Hoşçakalın.